Barış Atay senle devam. Soyadın Atay mı? Mengüllü mü? Mengüllü oğlu mu? Kimsin sen Barış? Ya bu karışık biraz. Soyadım Mengüllü oğlu. Mengüllü oğlu. Evet. Mengüllü kim? Ya Mengüllü aslında şöyle. Mengele'nin Arapçası. Tamam. Mengli. Onun Türkçeleşmiş hali aslında. Bütün köy zeytinyağı yapıyormuş. Soyad oradan gelmiş. Bir Arap kökenliyim ben de. Sizin Suriye kökenlisin ve sizin o bölgede... Yani sülale tabii. Dedemin babası falan Suriye'den o gelmiş. O bölgede yetişen zeytinler dünyanın en iyi zeytinleri ve o bölgede yapılan zeytinyağı dünyanın en iyi zeytinyağı olarak kabul ediyor. Evet. Köyde zeytinyağı yapıyormuş. Devam ediyor bildiğim mu? Kadarıyla. Yağcılık evet, devam evet, ediyor evet, mu? Evet. Devam ediyor. Soyadı ama biraz olmaz çünkü. Uzun olunca yani özellikle de iki ismimi kullandığım için bir yerden sonra böyle aradım babamı. Ya baba dedim... Olmuyor. Barış Atay diye kullansak sıkıntı olur mu? Çünkü ben soyadımı kullanmayı seviyorum aslında. Yani o soyadı taşımayı. Babam da dedi ki ben senin Mengüllü oğlu olduğunu biliyorum zaten. Benim için sıkıntı yok dedi. Sağ olsun. Öyle Barış Atay diye kaldı ama Atay da annemin kızlık soyadı. Öyle mi? Evet. Bayağı ilginç bir şey. O da dedemin adını vermek istemişler. Babam önermiş senin babanın adını koyalım diye. Dedeme söylemişler. Dedem de rahmetli bayağı öngörüsü yüksek bir adamdı. İleri görüşlüydü. Çocuk 90'lı yılların ortasında genç olacak. Niye böyle Mahmut diye eski bir ismi olsun ki demiş. Babam da demiş ki o zaman soyadını verelim. Bence zaten isim güzel de olur. Zaten baba ailem, belli ki Barış sever. Ailem Atay diyor. O zamanlar Barış'a olan özlem bayağı yüksekti. Ben 81 Eylül doğumluyum. O yüzden... hoş geldin bebek. Anladım. Çok iyi anladım. Peki Arapça gerçekten biliyor musun güzel. Lafını kestim. Arapça kendimi kurtaracak kadar biliyorum. Bize yorumla ya. Neydi o? Yok, o kadar böyle çevirerek çeviremem. Onu zaten şey yapamadı. Arapçası yani söyleyemedi. Yani kız da ama çeviremedi ama Türkçe çevirmiş. Onu yapıyor zaten. Peki oyunculukla tanışman? Ya amatör olarak herhalde. Ya ailede var mı oyuncu? Ya annemle babamın 70'lerin sonunda 80'de falan çalışmaları olmuş tiyatroyla ilgili. O zamanlar dernekte ama benim... Dernek tiyatrosu ilginç. Evet, 90-92'de annemle babam bir 80 döneminden bir arkadaşlarının sanat evi vardı. O zamanlar sanat evleri vardı biliyorsun. Vardı. Antakya'da bir tane vardı işte Can Sanat Evi diye. Beni elimden tutup götürdüler. Tabii ben korka korka gittim. İşte tiyatro hocası dediler. Allah hoca mı dedim. Döver möver falan. O korkuyla gittim. Ondan sonra hayatım boyunca aksatmadığım tek ilgilendiğim alan tiyatro oldu. Yani hani lisede böyle demin dedin ya mahallede serseriler vardı. Ben de öyle takılırken bile cumartesi günü tiyatro provasını kaçırmazdım. Ama ne hikmetse liseyi bitirince önce biyoloji okumaya gittim. Vallahi. Sen liseyi bitirebildin mi hakikaten? Bitirdim. İlginç. Niye ya? Hayır ne bileyim ya. Biz genelde çünkü Türk dizilerinden lisenin yaklaşık 26 sene sürmesine alışık olduğumuz aslında tabii için. Diziden ayrılmasaydım hala lise öğrencisi. Sen lise öğrencisin. Ve bir şey söyleyeceğim ya siz 100 küsür bölüm bildiğin rüyayı oynamışsınız. Öyleymiş. Kimin rüyasıymış sonra, o ya? Benim sonradan haberim oldu. Kaç rem o uyku? Siz ne kadar rüyadaymışsınız? Baya Bülent'in oynadığı karakter biraz derin uyumuş ondan. 100 bölüm kadar. Komadaysın. Komadaydı evet, öyle diyelim. Evet. Peki arka sıradakilere geleceğiz ve yeni işine de geleceğiz. Tamam. Telefonumuz var. Bir sıcak telefon bekliyoruz. İlk telefonumuz bakalım Tuğba Kartal ta Tekirdağ'dan. Tağ'da değil hani burası yani Tekirdağ burası. Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk merhaba iyi yayınlar. İyi yayınlar. Nasıl Tekirdağ'da havalar? Ya mecbur bunu soruyorum. Bünyamin'e de malzeme sağlamak zorundayım. Burada hiç kar yok şu anda. Bak bu da yok, şımarıklık. Sadece hava soğuk. Ha anladım. Peki hadi bakalım gecemizi sıcaklaştıralım. Sorun kime gelecek? Önce ben size teşekkür etmek istiyorum. Yoksa sen Sedef hem? Evet. Anladım o peki. Benim. Tuğba bana şeyi telefon numaranı rejiye bırak ben seni arayacağım gece. Senin gecen bayağı sıcak geçecek bak söz veriyorum. Buyur kardeşim dinliyorum seni. Fanlar olarak gerçekten size çok teşekkür ederim. Estağfurullah olur mu öyle yani şey? Yani daha da çıkartmasaydınız artık ben İstanbul'a döndüğümde Fethi'nin uğramaya geliyordum yani. Anladım sen korkarım ki kanalın önünde kendini yakacaktın. O yüzden mecburuz bunu yapmaya mecburduk. Neyse Sedef'le karşı karşıyasın. Konuş bakalım. Canım benim. Ablacığım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim şu anda çok mutluyum. Evet başardınız. Başardınız. Biraz da heyecanlandım. Kıyamam sana. Aha bak benimle konuşurken gayet normal. Seninle konuşurken heyecan yaptı. O da ilginç. Hmm.
Nasıl bir ilişki bu ya? Abi lisede şahinsa mıyız, olsun o kadar. Ha olsun gülüm benim. Şey, hiç sorun yok vallahi. Bizim için 20... her türlü olur bu sıcaklık. 20 yaşında ama. 20 yaşında. Sanki herkesin. Öyle böyle bir kitle yok, şimdi göstereceğim. Ay, kitleden değil canım benim. Müthiş tabii tabii. Sanki... Herkesin ablası. Abla gibi. Abla çünkü çok uzun süredir aramızda aslında. Çok seviyorum hepinizi, çok ya, teşekkür ederim. O bizim hepinize için gerçekten bir abla yani, bize çok önem gösterdiği için biz onu gerçekten ablamız gibi görüyoruz. Hatta özellikle ben. Ay canım benim, çok teşekkür Tuğba, ederim. Tuğba bir şey soracağım. Efendim? Sen Sedef Şahin'i ilk kez ne zaman gördüğünü hatırlıyor musun? Evet, 14 Ekim. Nerede, hangi, nerede gördün? Etiler Şef'e gitmiştim. Ha anladım, tamam. O değil ama biz seni istersen biraz daha öncesine gönderiyoruz. Sağ ol bizi aradığın için. Sedef Şahin'le ilk ne zaman karşılaştık? Dileriz yanılmıyoruzdur. Bir görüntü bulduk, bakalım o mu? Tuğba, veriyoruz öptüm. Arkadaşlar. Rüzgarın dilinde sen misin? Aa. Benim adım var. İçimde güneşin ışıkları var. Ben seni yerim ya. Sen ne güzel bir çocukmuşsun öyle. Teşekkür ederim. Çok güzel bir reklam filmi bu. Evet. Yanındaki de Tarkan'dı galiba. Tarkan'ın amcasının oğlu. Tarkan'ın amcası. Bayağı benziyordu Tarkan'da, o yüzden sordum. Sen kaç, ilk kaç sene önce çıktın karşımıza? 11. 11 yıl önce. Evet. Yani şu anda kaç yaşındaydın? 20 yaşındayım şu 20 anda. Yaşındasın, evet. 11 yıl. O reklam filminde 9 yaşındayım. Sen bildiğin elimize doğmuşsun ya. Öyle bir şey olmuş ya. Vallahi maşallah. Güzel. O zaman da abla gibi davranmıyordun değil mi? Ya sence abla gibi mi duruyordu orada? Mıncırlası bir şeydi ya. Ben şaşırdım yani. Niye öyle yapıyor anlamadım yani. Ama o kız da 13-14 yaşında falan. 13 mü o? Değil mi? Aa. Hayır, seni böyle yapmak şey yapar. Büyük gösterir, iyi bir şey değil. Bir şey söyleyeceğim ama o yani... bu suratı da onu çok küçük gösteriyor. Mesela bu çok küçük durmanın avantajları ve dezavantajlarını yaşıyor musun? Avantajları neler, dezavantajları neler? Çünkü sen bir anda büyüdün. Feriha'yla. Evet. Galiba 5 sene falan sonra daha çok avantaja dönüşecek bu. Şu anda da dezavantajı yok. Yani yaşımı oynuyorum dizide de. O yüzden şu anlık bir dezavantajını görmedim. Şimdi sen Feriha'da anladığım kadarıyla Emir'i seviyorsun değil mi? Evet. Çok enteresan. Herkes Emir'i seviyor herhalde. Herkes Emir'i seviyor. Ya işte onu soracaktım. Feriha'da Emir'i sevmeyen kimse var mı? Yok. Yok değil mi? Yok. Belki Feriha'nın babası. O bile seviyordur muhtemelen. Yok, seviyor çünkü en son bir abisini dövdü aslında. Hmm. Yani hani Emir hepimizin hayallerini süsleyen bir adam. Yani normalde de hep öyle bir karakter istersiniz yanınızda. Arkadaş olarak da olsun. Yani Koray'ın da en yakın arkadaşı. Hani erkek olarak, erkek arkadaş olarak da çok düzgün bir çocuk Emir. Sen niye takılıp kaldın? Diğerleri bu kadar takılmadı senin kadar ama Emir'e. Evet, ben Cansu bir takıldı, ona. Hasta kız. Yani kişilik bozukluğu var. Aşık olduğumuzda da aslında bilinçaltımızdaki olan bir şeyden dolayı aşık oluruz ya. Herhalde Cansu'da da öyle bir şey var. Aradığı bir şeyi Emir'de buldu ve saplandı. Sonra ona kavuşamadıkça, onu elde edemedikçe daha da çok hırs yaptı bunu biraz da. Saplandıkça saplandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu için de bundan kurtulamıyor. Kurtaracak bir kişisi de yok. Annesi, babası, hiç kimsesi yok. O yüzden saplanıp kaldı. En yakın arkadaşına kaptırdı Emir'i. Çok zor bir durumda aslında. Daha ne kadar kötüleşebilecek? Aslında çok kötü geliyor mu size yani Cansu? Bilmem sana nasıl geliyor aslında, sana sormak lazım. Ya bana çok kötü gelmiyor aslında baktığınız zaman. Çünkü yaptığı kötülükten ziyade kendi için savaşıyor kız. Yani hani Feriha'yı o göstermedi, Emir kendi gördü aslında. Ve eğer durum sadakatse, yani Feriha'nın aşkıyken en yakın arkadaşı olarak Cansu'nun Emir'i almaya çalışmasıysa, en başında Cansu aşıktı Emir'e. Bilinç o demişti değil mi Cansu? Cansu bilinç demişti. Onun kapması lazımdı ya. Adım alışıyordu. Öyleydi. Ama Feriha erken davranıp aldı mesela elinden Emir'i. Terbiyesiz canım Feriha. Ona her türlü suratına da söylüyorum. Aldım, verdim, benzeri geldim. Böyle tabii de böyle adam seçerlik. En son kimde kalırsa. Kimde kalırsa. Kim doğru diyorsun. Hiç böyle düşünmedim aslında. Yani hani oradan bakınca kız çok masum duruyor. Yani ben de biraz zorluyorum. Yani fark ettim. İyileştirmeye çalışıyorsun ama bilmem yani...
Kötülükler olacak mı? Bir iki tüyo verecek misin bize diziyle ilgili, yoksa size de mi haftalık geliyor biz de şeyler? Biz de haftalık biliyoruz. Peki sonunu hiç kestiremiyor musun? Yani şöyle olur böyle olur, ben işte şöyle olurum. Öyle bir yere gitti ki vallahi kestiremiyorum. Kestiremiyorsun. Yok yani hani çünkü kendi karakterim adına da kestiremiyorum. Bu da hani aslında benim için kötü bir şey çünkü Cansu iyice çıkmaza girmeye başladı. Hani Halil'in yanına gidecek herhalde diye biz tahminler yürütüyoruz. Ha, kendi aranızda da öyle bahset. Bu hafta ne yapacağım biliyor musun? Girelim bahset. Çok enteresan evet, bir şey. Evet. Yani ilaçlarını kullanmamaya başladı. Yani kullanmıyor, kandırılıyor falan. Sakat bir durumda. Ay, sana da soracağım. Sormadan olmaz. Adını niye Feriha koymuşlar? Adı gibi Ferah, hani Ferah çıkarsın. Herkesin yani. De yanıtı aynı mı olur arkadaş? Adı gibi Ferah, hepsi de böyle. Adı ama gibi Ferah. Doğrusu bize böyle söylediler değil mi? Adı gibi Ferah olsun diye. Feriştah var. Peki, Feriştah var. O da unutulmaz bir karakterdir. Bir de şey soracağım son olarak, çok samimi. Takos kullanıyor musun? Sen bir ihtiyaç hissettin bir şeyde. Tabii ki kullanıyorum. Kullanıyor musun? Ama zaten kameranın açısıyla ilgili bir şey yani. Bir de Çağatay'ın boyuyla da ilgili galiba ya. Öyle şey yok, yani çocukların boyuyla. Yok, ben Deniz ablayla olan sahnemde de kameranın açısından amorsunuz girmek zorundaysa ve yetmiyorsa boydan kısaldığımız da oluyor. Hani bizi kesiyorlar da diyorsun açarak alttan. Boydan kısaldığımız da oluyor. Yükseldiğimiz de oluyor. Ama böyle bakıyorsunuz ufak tefek bir tip değil ha. Yüz öyle gözükebilir ama. Her şeye çare var o dizide olsun. Ama bir şeye çare yok. Nedir? Bak 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 dizi. Neydi? Şeyin adı Emir miydi? Emir. Onun kiloları. Emir'in kiloları. Onu daraltamıyoruz. Her şey oluyor, uzuyor, kısalıyor. Emir ama Emir enteresan bir şey. Ay, ben buradan hani nacizane biraz kilolu bulduğumu söylemek istedim. Evet. Ve Tuğba ikinci Emir'i kilolu buldu. Adını Feriha koyduğumda bu hafta neler olacak? Az sonra. Hayır, yükseklik sorun. Sen de baya bir televizyoncu olsun. Kirlet. Altyazı girin. Altyazı kirlet, girin. Ekranı kirlet. Kirlet ekranı. Yani takozla alçalıp yükseliyor. Kilo daha önemli demek. Kilo da önemli ben diyorsunuz. Ben buna parmak bastım benim programda. Ne? Ne yaptın? Bu adını Feriha koydum dizisiyle o takozla alakalı. Oraya da mı bir şey yaptın? Tabii Aziz Başkan olarak orada şey yaptık. Ne dedin? Eleştiri yaptık. Yapsana bir eleştirisini. Ha. O takozu oraya niye koyuyorsun dedim. Yani madem öyle seviyorsun o zaman arkadaşı gömeceksin dedim. Öyle olacak dedim. Ama bir sen son noktayı koymuşsun. Ona madem seviyorsan koymuş. Karşı karşıya gelmezsin. Gömeceksin seviyorsan. Yargısızlığın fazla yapmayalım. Setlerdeki beslenme şekliyle de ilgisi var. Mesela canım, Kıvanç çok uzun zamandır bu mesleği yapıyor. Ama son dizisinde forma girdi. Yani ama son... çocuğa yemek vermiyorlar o yüzden. Hayır o da değil. Yani o bile bunu anca benimseyebildi bu hayatı. Yavrum yani Adonis kası çıktı çocuğun. Hem spor, hayır, hem sete gitmek, hem spora gitmek, hem kendine vakit ayırmak kolay bir şey değil. Ben yalnızca nacizane demek istiyorum. Sen ne nacizane? Sen bildiğin yönetmen olmuşsun, akıyorsun şu anda alemlere. Hayır yani kolay bir şey değil. Çok zor bir meslek. Zor tabii ben canım. Ben alanın yani ve... sütü gibi hak ettiklerini düşünüyorum paralarını. Alanların hak gibi hepsi evet. Yani buradaki alanın tüm oyuncular. Yani aynen öyle. Şey... Ben de çok beğeniyorum. Abi haftada öyle 90 dakika, 100, kimi zaman 120 dakika zaten film çekmek film diyorum zaten yani. Zaten bir yapımla olmuyorlar. Olmuyor. En az 3-4 yapıma imza atmaları lazım ve hepsinin reytingde ilk 3'e girmesi lazım. Böyle bir yapım yapıp da daha sonradan iyi bir şey yakalayamamak zaten çok büyük bir azaptır. Hem yakışıklı işte yeni jönler için hem genç kızlarımız için. O yüzden mutlaka iyi senaristlere ve yapımcılara ihtiyaç peki, var. Peki yani hani şu senaryo benim... olabilir mi? Seninle ilgili de bir dizi parçası var elimizde. Bir gösterebilir misiniz? Ben buna bakmadım. Çocuklar buldular. Bu oradan sonraki dizi ne olabilir diye bir birlikte düşünelim, konuşalım. Buyursunlar efendim. Buyurun. Evet. Gayet güzel olmuş. Harika. Evet başlıyoruz bu sadece. Coşkun ya. Coşkun az önce telefon etti. Gelemiyormuş abi. Ne demek gelemiyormuş ya? Şaka o. Adam 40 derece ateşle yatıyormuş abi. Aa. Settar abi kusura bakmasın diyor. Musa. Musa. Benim bu tecavüz sahnesini bugün çekmem lazım. Bulun bana Coşkun'u. İki canım duvar Kazım. Settar Bey. Coşkun. Ay Kazım ben. Yok Coşkun. Tecavüzcü Coşkun'u siz oynayacaksınız. Bırakın Settar Bey Allah aşkına. Ben öyle şeyler yapamam kardeşim. Şimdi ben motor deyince yatağa atlıyorsun ve saldırmaya başlıyorsun. Güzelciğim sen de şöyle uzan. Sanki hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi başında çevir. Çok güzel. Hazır mıyız? Ben motor deyince başlıyorsunuz. Motor. Ben var ya hiç hatırlamıyorum bile. Bayağı düet yaptı. Bayağı ya burada muhteşem bir oyuncu bir de TRT'de üstelik ha. Evet. TRT'de ne daha İffet çok var. Çok duygulandım. Ne Feriha var ne Fatma Gül var. Evet ayıptır çok mesela. Duygulandım. Estağfurullah. Ben ilk kamera önüne Osman Sınav sayesinde geçtim. Hı-hı. ATV'de bir Mavi Düşler adlı bir yapım vardı. Güneşlenirken
benim yanıma geldi. Sen dedi biraz dedi ders almak, işte bu işle ilgilenmek, kamera karşısına geçmek ister misin dedi. Tabii dedim, neden olmasın, önce bir aileme sorayım falan, hı-hı, dedim. Ailem de buna şey verince, okeyleyince başladım. İlk Osman Sınav'dır, sonra TRT'deki yapımlar beni buna Osman Sınav'dan aldılar, kullandılar. Şimdi yalnız Peder Bey o şeyi görseydi, o sahneyi şey, görseydi herhalde şey, izin bu vermezdi. Bu şöyle oldu, bunu şimdi yani şeyi hiç hatırlamıyorum, hı, filmin adını falan ama TRT'den sonra Osman Yağmur Dereli ile çalıştım. Fatma Giri'nin çok ciddi bir yapımıydı. Hakan Ural'la bir 90 dakika başrol oynadığımı hatırlıyorum. Bu da galiba Yılmaz Ekmekçi Erler filmin şeyidir, müdürüdür, yapım koordinatörüdür. O galiba benim hani gelirsen çok seviniriz, böyle bir şey var falan deyip de hani böyle bir iki tane çiçek taksi gibi kendi yapımlarında kullandığı bir şey. Ama benim aslında çok ciddi çalıştığım firmalar Osman Yağmur Dereli, Osman Sınav, hı hı, ve TRT'ydi. Osman gerçekten abilerden gitmiş ne? Evet, Yılmaz Ekmekçi ile de Erler filmle de dizileri çok istedim. Neden bıraktın? Şöyle oldu, hı hı, ben ağlayamıyordum. Ama bana yönetmenler, Tuğba çok iyi görüntü veriyorsun, her oyuncu ağlayamıyor zaten diye gönlümü alıyorlardı. Ben de bir mükemmel şeydir, böyle mükemmelciliktir gidiyor. Yok dedim, oyunculuk böyle bir şey değil. Ağlamak en kolayı. Yani bir sürü oyuncu yanımda ağlarken ben öküz müyüm neyim, ağlıyor muyum? Hala da bir öküzümdür. Ya estağfurullah. Ben bunu kendime yediremeyip kompleks yaptım ve bu işte başarılı olamayacağımı düşündüm. O duyguya ben o hani sanat... Hani biraz belki yapımcılık tarafı, yönetmenlik tarafım, belki karakterim ona yatkın. İlerleyen zamanlarda bunu deneyeceğim. Hani ağlamayı yönetilmeye mı çok uygun değilim. Bir de onu diyebilirim. Sonuç olarak sen şimdi ağlayamıyorsun. Ağlayamıyorum ama... Çağır bir Tarkan'ı, çağırsaydık o zaman o dönemde. Bunun benim hırs yapma sebebimi hala anlamış değilim. Mesela şimdi olsa... Ya bir insan ağlayamıyorum diye hırs yapar mı? O da ayrı. Ağlayamıyorum diye ağlıyor değil mi? Ben çok aşıktım o zamanlar yaptığım işe. Yani beni birdenbire meslek sahibi yapmıştı Osman Sınav. Tamam. Ama ben o duyguyu veremediğim için aldığım senaryolarda gıcık oluyordum kendime. Belki yüz hatlarım oturmamıştı. Belki kullanmayı bilmiyordum. Gülen kız oynuyor. Yazsalardı sana ne? Yani ben istediğim kariyerine... rollerin kadını olabilmem için çok iyi bir oyuncu olmam lazımdı. Kafamda bir kadın şekli vardı. Ne gibi? Nurgül'le şey arkadaşımdı. O dönemin kızlarıyız biz. O tayfayız. Nurgül ve Başak Sayan, bir de Özgün Amal. Biz üçümüz aynı dönemde. Hı hı. İşte film setlerinde, hı hı, birbirimizi tanımaya başlamıştık. Ben bana hep diyorlardı. Ben de şey vardı, yönlendirilmek biraz zorlanıyordum. Çünkü onların bir eğitimi vardı, bir ailelerinden aldıkları destek vardı. Benim ailem böyle patlatak bu işe girdiğim için zaten çok fazla bu konuda bana bilgi sahibi olamıyordum. Hı hı. Yönlendirilemiyordum, öyle diyeyim. Yani belki daha sonra bu işin arka tarafında olursam hani üzülmeyeceğim bu mesleği yapamadığımı. Evet, çünkü ben yönlendirilemediğimi hatırlıyorum. Galiba iyi bir gözlemciyim ama bunu oyunculuk anlamında değil de yönetmenlik, yapımcılık alanında ilerleyen yaşlarda belki kendi senaryomu yazarsam değerlendirebilirim. Bir gün karşına ağlayamayan bir kız çıkarsa onu gönderme, kariyeriyle oynama yani. Hayır, buna kendi karar verdiğinde ondan nasıl desem oturur konuşurum. Sen yönetici bir ruha sahipsin, ağlayamıyorsun. O yüzden mutlaka bu işin öbür tarafında bulunman lazım. Sen bırak git dedim. Bir tane şey albüm çıkart, yürü git oradan yürü. Bir tek ağlayamamak da değil. Bir tek ağlayamamak da değil. Vardı yani takıldığım şeyler. Hayır, ağlayamayan yönetici olamıyor mu ya? Mesela ben istemediğim elbiseyi giymek istemiyordum. İşte saçı yaptırmak istemiyordum. Makyajı yaptırmak istemiyordum. Böyle bir şeydim yani. İyi, güzelmiş. Şimdi ve tamam. Yönetmezsin artık. Öyleyken seviyorlardı bir de. Öyle, bir de seni öyleyken seviyorlar. Evet. Yani. Şeyken ne, nasıl olur? Sorunlu mu? Estağfurullah. Sorunluyken. Sorunlu derken. Sağ olsun. Rahmetli Yağmur Dereli. Valla öyle bir desteklerdi demişler ki şey vardı. Ümit Efekan vardı, yönetmen tanırsınız. Ha, bilirim, ooo Tuğba derdi. Öyle böyle değil. Bu işi bırakırsan abin değilim, konuşmam falan. Öyle yani. Valla bildiğin dolmuşsun sen ya. Şarkıcı, hayır şarkıcı da şöyle bıraktığım ay. Yani bu işi bıraktığım ay O Şimdi Asker şarkısı geldi bana. O da ne geldi ha? Bir tabla evet, askerler. Evet, menajer tarafından geldi. O öyle işte bir yani hayatımda ben ne besteci tanırdım, ne şarkı söylemek gibi bir şey vardı aklımda. Yani hakikaten bazı şeyler... şeyle oluyor. Kısmet ya bir de. Ya nasip, ya nasip. Ya bir de askerlerin yüzünü güldürdüm. Böyle bir şey var. Yani orada hakikaten de hayırlı da bir şeyim varmış. Peki Barış'cığım. Çok da o kadar. Yani çok güldürmedim. Ağlayanlar da var.
Ha. Gerçekten. Hastasıyız dede diye ağlayan yok, olabilir de yani. O şarkıda ağlayanlar var. Ha, o değişik bir durum. Anneler yani. Anneler falan. Onun tabii daha özel bir evet.